sayılara sığıştırmak insanları da maalesef sayısallaştırıyor. Çokluk üzerine, tekasür üzerine devam ettiriyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet, sayı önemli, saymak önemli ama her şey değil. Savaş abicim hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Savaş. Abi, özlü sözler var. Böyle güzel, duyduğumuz vakit veciz, bizi çarpan. Evet. Ama bunların içinde bir hem manası hem lafzıyla yanlış olanlar var. Bir evet. de lafzı doğru olup manasını yanlış yorumladığımız için bizi yanlış yere götürenler var. Doğru. Azıcık bu bölüm bunları konuşalım. Olur, olur. Mesela, marifet iltifata tabidir diyoruz. Böyle evet. midir? İşte ondan çok şikayetçiyim. Şundan dolayı, tabii anlamı bilenler kelimeleri doğru yere oturttukları için onların kastettikleri ve aktardıkları şeyler hak oluyor, doğru oluyor. Fakat o anlamlara erişmeyip sadece kelimede kalanlar maalesef onları yanlış şeye yorumlayıp hayatlarında da maalesef yanlış işler yapabiliyor. Bu söz onlardan birisi. Mesela bunu bugünkü hani dostlarımızı belki kastetmeyelim ama kime sorarsan sor, abi marifet iltifata tabidir. Ne demek desen, abi müşterin yoksa, ki ikinci zaten mısra o, ne diyor devamlı sende, müşterisiz meta zayidir. Zayidir. Şimdi çok ilginç bir şey. Marifet, iltifat, müşteri, meta. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi, marifet iltifata tabi midir? Önce ona bakalım. Yani marifet derken neyi kastediyor? Bir beceri, bir yetenek, bir kıymet, neyse. Ben bir şeyi biliyorum. Şu adam çok iyi bir tenekeci, şu çok güzel kundura yapar. Bu abi harika konuşuyor, bunun güzel şiirleri var. Bunların hepsi bir marifet. Marifet kelimesi arefe, hep söylüyoruz. Arif kelimesi de oradan geliyor. Maruf, emri bil maruf diyorsun. Örf diyorsun, bunlar nereden geliyor? Yani tanınan demek. Umumca tanınan. Umumu kapsayan çok geniş bilgiye deniliyor. Herhangi bir bilgi değil. Onun adı ilim. Malumat falan da onun üzerine geliyor. Tamam. Peki marifet demek ki malumat demiyor. Malumat iltifata tabidir demiyor. Marifet. Marifetin içinde sadece okunan, yazılan, okula gidilen, tahsil edilen işler yok. Nitekim bir insan hiç okula gitmemiş olur ama harika bir müzisyen olur. Mesela Dede Efendi Hazretleri konservatuara gitmedi. Hiçbirisi gitmedi. Allah'tan gitmediler. Efendim Aşık Sümmani ümmiydi. Ama görüyorsunuz yani söylediklerini, hak, hep hakikat. Peki bu da bir marifet mi? Tabii ki marifet. Buna eskiler fen de derler, hüner de derler, meziyet de derler. Yani birçok kavram var. Fen kavramı aslında budur. Öz anlamı. Hani biz diyoruz ya şimdi fen bilgisi dersine gidiyor bizimkiler. Fen ne demek? Yani pozitif bilimler, kimya, işte efendim fizik falan filan. O yeni bir anlam. Batıda pozitif bilimler çıktıktan sonra bizimkiler kendi kelime hazinelerinde acaba buna yakın ne var dediler. Fen kelimesi ilimle de irtibatlı olduğu için, çünkü bir şeyin bilgisi, bir şeyi yapmanın bilgisi, ona erişmenin yolu manasında dediler tamam, fünun diyelim. İşte Darül Fünun, fenlerin evi. Ne kadar da güzel şeyler koyuyorlar. Bu evli şeyler çok hoş ya. Mesela adam konservatuar koyuyor, Fransız modelinden. Osmanlı son zamanında. Adı ne abi? Darül Elhan. Nameler evi. Darül Eytam. Yetimler evi. Darül Şafaka. Şefkat evi. O gariban yetimlerin okuduğu şey hala devam ediyor. Gerçi Darül Şafaka'nın da ismini 1927 yılında, daha önce Cemiyeti Tedrisi-i İslamiye idi. Yani İslami Tedris Cemiyeti'ydi. Onun adını Türk Okuma Yurdu haline getirdiler. Şu andaki Darül Şafaka maalesef vakfına çok uymuyor. Çünkü o vakıf Ahmet Cevdet Paşa'nın önderliğinde, Münif Paşa falan, 1860'larda hazırlanmış. Türkiye'nin ilk özel okulu, Türk tarihinin yani bizim Osmanlı, ilk özel okulu Fransız modeli üzerinden yapılmış ve gayesi yetim çocuklarını güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek. Şu anda pek alakası yok. Tamam, onu da koyduk kenara. Darüller güzel şeyler. Şimdi bu fen kavramı, beceri kavramı, kabiliyet, çok kişide olmayan, özgün olan, özge olan bir şey.
Bunu marifet iltifata tabidir. İltifat ne abi? Lütuf kelimesi. Aynı latif kelimesinden geliyor. Değil mi? Yani bir şeyin hakkını vermek. Bir şeyi mecbur olmadığı halde bahşetmek demek. Allah-u Teala latiftir. El-latif. Senin bir amel yapmana gerek olmadan Allah-u Teala onu veriyor. Sonsuz veriyor. Değil mi? O yüzden ya latif. Başını sıkışınca ne? Ya kerim, ya latif, ya muin, ya vehhab. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın sonsuz cömertliğini gösteren şeyler. Peki, iltifat ne o zaman? Birisine bağışta bulunmak. Yani sözle bağışta. Bana iltifat ettiler falan. Ne demek istedi yani? Ya beni gönendirdi. Bana öyle bir söz söyledi ki beni yüceltti. Halbuki ben belki de ona çok layık değilim. Olduğumdan daha yüksek bir şekilde beni bir konuma koydu, yükseltti beni demektir. Peki, marifet iltifata tabi midir? Veya acaba iltifat marifete tabi midir? Niye? Marifet kavramını Allah'ı bilmek, kendini bilmek manasında alırsan asla iltifata tabi değil. Yani halkın senin kıymetini bilmesi, değerini bilmesi halka ait bir vazifedir. Onlar bilmiyor diye sen kıymetsiz hale gelmezsin. Bu bir reyting sözü değil. Özünde değil. Ama biz bugün reyting sözü. Ya Savaş abi sen de konuşuyorsun da boş bak 19 bin izlenme almış. Aynı kanalda filanca abla 2,5 milyon. Marifet iltifata tabi. Yani sen de o kadar baba bir şey değilmişsin. Orhan da burada. Orhan'ın videosu 2,5 milyon alıyor. Ne haber? Marifet iltifata tabi. Seninki o kadar işte. Veya ulan bu kadar yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Daha bir tane bahçeli eviniz yok, dikili ağacınız yok. Elin oğlu lise mezunu bile değil, aldı yürüdü bak. Şimdi bu hikayeler bizim biraz köylülük, biraz taşralılık, biraz materyalizm. Materyalist yönümüz çok kuvvetli. Maddeye vurulmayan şeyleri kıymetli görmüyoruz. Tamam da baba, senin unvanın ne? Savaş abi memur oldun, bir bakan olamadın. Savaş abi milletvekili niye olmadın ya? Hizmetten kaçıyorsun falan. Ne alakası varsa. Yani herkes toplam böyle bir makamlara, bir çakarlı arabaya, efendim bir büyük servete, bir büyük şöhrete kavuşmak zorunda kıymetli olmak için. Halbuki ehli irfan bilir ki kıymet Allah nazarındadır. Diğeri çok para etmez. Çünkü bugün senin kıymetini bilirler, yarın taşlarlar. Resulleri yapmadılar mı? Bir sürü evliyaullahı yapmadılar, asmadılar mı? Hazreti Niyazi'yi, Osmanlı halifeleri, halife-i İslam'ı sürmediler mi? Adamın ayağını elini zincirleyerek göndermediler mi? Kimdi Hazreti Niyazi? Kötü bir adam mı? Haşa ve kelam. Bak kabri bile şu anda Yunan işgalinde. Yani şunu demek istiyorum. Efendim adamın marifeti yoktu. Ne yapalım bu muamelede hak etti baba yani. Sen de olaydın bir padişah evladı. O zaman da boğulurdu gerçi ayrı mesele de. Neyse. Şimdi ikinci kısma geldiğimizde bugünkü yanlış anlamamızın sebebini orada görüyoruz. Müşterisiz meta zayidir. Meta mal demek biliyorsun. Alınıp satılabilen şeyler. Şimdi emtia diyorlar ya işte piyasalar, emtia piyasaları indi çıktı. O işte oradan geliyor meta. Peki müşterisiz meta zayidir. Bu ticarette doğru bir şey. Yani bir şey üretmişsin, alıcısı yok. Zarar edersin. Maddi bir şey. Fakat her şey de böyle midir? Yani mesela senin şiirlerinin kimse dinlemese kıymetsiz midir? Öyle zatlar yok mu? Hatta adamların hiçbir metası yok. Abi senin bir tane şiirin yok mu ya? Ne biçim arifsiniz ya? Oo. O yok. Dergin, o da yok. Efendim, video kasetlerin yok. Kaset dedik biz eskiye gitti. Videoların yok. Şimdi kıymetsiz mi oldu adam yani? Haşa ve kella. Bunu Resulullah Efendimiz'e getirdiğimizde bakın ne kadar tehlikeli şeyler çıkıyor. Mekke döneminde Resulullah Efendimiz haşa ve kella kaç kişi vardı sahabe-i kiram? Sayılıydı. Uzun süre böyleydi. Medine'ye gidene kadar hatta Medine'de de belli bir süre geçtikten sonra ancak çevre kabileler, efendim diğer insanlar toplandı geldiler de öyle oldu veya gönderildi tebliğciler. Şimdi Resulullah Efendimiz'in o döneminde yaşıyor olsaydık, birisi de bu lafı etseydi, efendim marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Biz de bunu tersinden anlasaydık bugün anladık, reyting kafası. Resulullah Efendimiz'in haşa ve kella reytingi yok. Takipçi sayısı yok. Çok düşük haşa ve kella. Ne oldu haşa?
tebliğ kıymetsiz mi oldu? Zat-ı şerifi kıymetsiz mi oldu? Bakın bunlara dikkat edelim. Hani yanlış anlama üzerine konuşuyorum. Yoksa o sözler kendi yerlerinde doğru. Sınırları içinde doğru. Ama öbür türlü biraz sıkıntılı. Ama doğru anlayıp doğru yerde kullanmak tabii, kaydıyla. Tabii, kesinlikle. Kesinlikle. Bir de vakit nakittir var abi. Vakit nakit midir? Abi vakit nakit değildir. Bunun aslı, yanlış bilmiyorsam orijinali İngilizcedir. Time is money. Hatta belki Amerika'da türetilmiş bir söz diye hatırlıyorum. Time is money. Vakit paradır, yani nakittir. Allah Allah. Nakit kelimesi de enteresan bir kelime ya. Şimdi aklıma geldi etimolojisi, yanlış bilmiyorsam. Gagalamak demek. Nakit. Tenkit aynı kökten geliyor. Gagalıyoruz. Bir dakika. Hepsi de cillop değil baba. Bak senin şu tarafını gagalarım. O iyi değil. Tenkit kelimesiyle nakit aynı kökten gelir. Nakit gagalamak demek aslında. Yani bir zeminin üzerine vurarak çentik açmak, iz bırakmak demek. O yüzden nakit kelimesi, eski sikkeleri düşünün, metal paraları. Onu nasıl yapıyorlardı? Böyle vurarak iz bırakıyorlardı. İşte bir tarafına imparatorun bilmem neyi, öbür tarafına paranın ne olduğu falan. Şimdi eskiden metali gagalıyorlarmış, şimdi nakit insanı gagalıyor. Çok güzel söyledin. Aynen öyle. Dolayısıyla el değiştirdi abi. Vakit nakittir. Yani para eden şeydir veya paranın kendisidir demek istiyor. Peki bir mümin olarak düşün. Bakın bu sözleri böyle kulağınıza geldiği gibi hep buradan geliyor, buradan çıkıyor. Ya şurada bir yani bir biraz şöyle dolaştırsak şuralarda kalp inip çıksa da ondan sonra bir daha bu demek ama galiba bu doğru mu ya? En azından tahkik et ya. Burada bir şey mi var acaba? Tahkik et. Şimdi abi vakit nakit değil. Ha derler mesela gazellerde var. Tükendi nakdi ömrüm. Hatta rahmetli Kazancı Bedi o gazeli çok güzel okur. O kimin? Fuzuli'nin olabilir veya bir zatın bilmiyorum. Tükendi nakdi ömrüm. Ömür bir nakit. Ama ne manada diyor? Mühlet. Çünkü nakitte sınırlı bir şey. Kaç param var? İşte geçen benim Instagram adresimi gagaladılar. Çaldılar. Sonra aldık onu Allah'tan. Ne diyorlar orada millete dolan? İşte güya ben 91 bin küsür lira para kazanmışım. Bir yatırımcıya vermişim. Siz de verin falan demişim. Şimdi 91 bin küsür lira işte. Bu o sınırlı bir şey yani. Sayılır bir şey. Sayılabilir bir şey. Ömür de öyle. Ama tek bir sorun var. Sayısını biz bilmiyoruz. Sen de benim sayımı bilmiyorsun. Ben de senin sayını bilmiyorum. Ben de kendi sayımı bilmiyorum. Rabbimiz biliyor. Bu acayip bir şey. O yüzden insanı böyle biraz titrek vaziyette tutması lazım yani. Ulan bitti mi bitiyor mu? Acaba bu son kuruşumuz mu? Gibi. Ben bir ara bir Diyarbakır'a bir arkadaşla gitmiştim gençken. Urfa falan oraları bir gezelim dedik. Abi yol paramız hesapladığımızdan daha pahalı çıktı. Paramız kalmadı. Biz artık aç geziyoruz. İki gün aç gez. Urfa'da, efendim Diyarbakır'da. Geri de dönemiyoruz. Bir yerden para alacağız da öyle geri döneceğiz. Otobüs bileti Ankara'ya. Onu anlatıyorum. Yani son kuruş. Şimdi ben de arkadaşa güvenmiyorum. Kulakları çınlasın. Gazo, Gazanfer Ankara'da. Dedim Gazo sen yersin o parayı. Çünkü dönüş ile ilgili benim en azından ufak bir para tutmam lazım. Dedim o bende kalacak. Şimdi o sayıyı ben biliyorum. Ona da söylemedim çünkü biraz fazla olduğunu falan düşünüp Allah korusun ekmek falan alır. Yiyelim artık açlıktan gebereceğiz falan. Dolayısıyla neyse Allah yardım etti de bir şekilde bir yerden para geldi. Arkadaş gönderdi. Tak geri döndük. Şimdi aklıma o geldi. Sınırlı bir şey. Ama vakit bir kere bir Allah'ın nimetidir. Nimet olan şeyler sayılabilir mi? Sayılabilir. Ama sayıyla sınırlı değildir. Çünkü o zaman bereket, feyiz, muhabbet, cezbe bunlar olmaz. Sayılır olan her şey sayıyla sınırlı değildir. Çünkü vasfı vardır, niteliği vardır. Nitelik çok sayıya gelmez. Bunu istatistik biliminde görüyoruz. Mesela ne diyorlar? Türkiye'de mesela geliri şu kadarın üzerinde olan şu kadar da ortalama gelirimiz bu kadar. Türkiye şu anda işte diyelim ki 8 bin dolar kişi başına gelir var. Abi 8 bin doları biz bulsak öpüp başımıza koyarız. Bana gelmiyor. Ben demek ki ortada değilim. Kenarda falanız veya bir sürü insanımız kenarlarda geziyor yani.
Ama birileri de bırak 8 bini, 800 bin, 8 milyon öyle gidiyor. Şimdi dolayısıyla sayılara sığıştırmak insanları da maalesef sayısallaştırıyor. Çokluk üzerine, tekasür üzerine devam ettiriyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Evet, sayı önemli, saymak önemli ama her şey değil. Vasfı unutmamak kaydıyla nicelik ve nitelik dengesi var. Ha efendim bize ne? Biz niceliği de saymıyoruz. Nitelik lazım bize. Bizi ilgilen o da değil. O da çok yanlış. Öbürü de yanlış. Dolayısıyla vakit bir nimettir. Allah-u Teala'nın insana verdiği bir nimet. Onu niye veriyor? Kulluk yap diye. Kulluğu nasıl yapalım? Abi işte seccadeyi seriyoruz, namaz kılıyoruz, camiye gidiyoruz, abdest alıyoruz, oruç tutuyoruz. Eyvallah. Bununla sınırlı değil. Hayatın tamamı kulluk. Bunu da bakın bölüyoruz. Hani daha önce konuştuk bu ikilik, ikici bakış değil. Tevhid, birleyen bakış. O da var, o da var. İç içe. Hayat, ibadet, ibadet, hayat. Birbirinden kopuş şeyler değil. Dolayısıyla hayatın bir köşesi değil kulluk. Bir kenarı değil. Ahlak hayatın bir tarafı değil. Her şeyi. Müminler için. Bakın bazı arkadaşlar da şöyle işte. Ya işte bunu şöyle diyenler var. Ateistler böyle diyor. Deistler. Abicim bana ne ya? Ben burada onlara hitap etmiyorum ya. Ben bir müminim. Ben bir mümin nasıl anlıyorsa kendimce, kendi işte müktesebatımca ben onu anlatıyorum. Arkadaşlar her şeyi de böyle mugalata üzerine efendim bir mücadele efendim onları da gideceğiz, onları da ikna. Vallahi herkes kabına göre yani ve hidayete göre. Hidayet hiç kimsenin elinde değil. Senin vazifen güzel kul olmaktır. İster karşıdakine Allah-u Teala onu sirayet ettirir, isterse ettirmez. Hiç alakasız bir adam ki sirayet eder. Sen kendini çok güzel görüyorsundur, harika ilmin vardır, harika ibadettir. Seninki olmaz abi. Bunun birçok örneği var yani. Bu Müslüman olanlar Mevdudi'nin kitaplarını okuyarak olmuyorlar batıda. Anlatabiliyor muyum? Elmalı tefsiri okuyarak olmuyorlar. Bir tane bulamazsın öyle bir adam. Ne oluyorlar onlar? Haline aşık oluyor. Karşıdakinin hali onu kuşatıyor. Benim bildiğim bütün mühtediler böyle. Yani öyle okumayla yazmayla çok azdır ya. Yani. Çoğunluğu insanı seviyor, muhabbet duyuyor. Onun hali var çünkü. Çok cahil insan bile olsa bir mümini. Onun bir hali, bir bakışı, bir hareketi adamın kapısını açıyor. Ama açtıran da Allah'tır tabii. Hidayet kimsenin elinde değil. Dolayısıyla vakit nakittir mevzunda da yanlış anlamayalım. Yani vakit bu kapitalist bir kafadır. Her şeyi sayısallaştırma, her şeyi gelirleştirme. Gelire tahvil etme, getiriye tahvil etme. Bu şöhret de olur, maddiyat da olur, oy da olur, efendim, reyting de olur. Bu hep sayısallaşan şeylerden bahsediyorum. Dolayısıyla o tuzağa da düşmemek lazım. Eyvallah. Aslında programın sonuna gelmeseydik iki şeyi daha soracaktım. İyilikten maraz doğar mı abi diyecektim. Bir de akrep etmez akrabanın akrabaya ettiğin. Konuşalım mı bunu başka bahis olarak? Olur, olur. Devam ederiz inşallah. Buradan devam edelim. Bunu konuşacağımız programda bir şey daha soracağım abi. Osmanlı aklını okurken yasal ve meşru ikisinin arasındaki farka işaret ettiğiniz yer çok dikkat çekiciydi. Onu da konuşalım. Eyvallah, inşallah. Eyvallah. Teşekkür ederim.